Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İzmir'de okumak, 9 Eylül Üniversitesi'nde okumak hakkında ufak bilgiler vereceğim, ufak tavsiyeler vereceğim nacizane. Ayrıca üniversitede ilk senenizse bununla alakalı da ufak tefek önerilerim olacak. Uzun zamandır video çekmiyorum, o yüzden böyle ufak tefek dil sürüşmelerim, konuşamamalarım, heyecanlanmalarım olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum. Çok da zaman kaybetmeden videoya geçelim. Genel olarak 9 Eylül Üniversitesi içindeydi. İzmir için bu videoya girdiyseniz hemen ondan biraz bahsetmek istiyorum. İzmir'de üniversite okumak öncelikle genel olarak bilgi verecek olursam çok güzel bir duygu, çok güzel bir his. Ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çok tercih edilen ve sevilen bir şehir. Aileden uzak bir öğrenci hayatı nasıl oluyor? Onu da yaşayayım istiyorsanız İzmir gerçekten bunun için çok güzel bir şehir. Büyük şehir olmasının zararları da faydaları da var tabii ki. Zararları dersek genel diğer büyük şehirler gibi maddi olarak bazen zorlayabiliyor ama yine İstanbul'a göre ben bir tık daha uygun buluyorum. Tabii çok büyük bir fark söylersem yalan olur. Ama örneğin zaten siz öğrenci olduğunuz için öğrenci kartlarınız olacak. Ulaşımda vesaire onlara da değineceğim zaten. Çok da bir zorlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha konu konu gidersek daha net anlatabileceğimi düşünüyorum. O yüzden maddi olarak başlayayım istedim ilk. Maddi olarak çok uygun bir şey beklemeyin zaten. Genel olarak Türkiye şu anda çok pahalı bir hayat yaşıyoruz. İzmir'de aşırı pahalı diyemem. Yine diğer şehirler gibi diyebilirim. Yani abartılı bir pahalılığı ya da ucuzluğu yok. Yeri geldiğinde daha uygun olduğu yerler bile var diyebilirim. Yurtta kalacaklarla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Yurt imkanları çok fazla. Özel ve devlet olarak birçok yurdu var. KYK'lar da var. Belli yerlerinde alımları da var. Kalan arkadaşlarım da var. Özel yurtlar da var. Örneğin ben özel bir yurtta kaldım ilk senemde. Şu anda farklı bir özel yurda geçtim. Ev aradım ama fiyatlar ani bir artış yaşadığı için ev tutamadım. Diğer arkadaşımla da tam anlaşamadık ev konusunda. Ben buradan 10 senelik arkadaşımla birlikte aynı üniversiteyi kazandım. 9 Eylül Üniversitesi'ni. Aynı yerdeydi. Yani çok yakındı kampüslerimiz. O yüzden ortak bir yerde, özel bir yurtta kaldık birlikte. Zaten 10 senelik arkadaşımla daha çok eğlenebileceğim, güvenebileceğim birisi olamaz. Çok da güzel zamanlar geçirdim. Yani hayatımda verdiğim en doğru, en güzel karar kesinlikle İzmir'de en yakın arkadaşımla birlikte okumaktı. Çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel zamanlar yaşadım. Çok güzel insanlar da tanıdım. Tanıdığıma pişman olduğum insanlar da tanıdım. Ama kesinlikle hepsinin ayrı bir tadı var. Hepsinin ayrı bir önemi var. O yüzden bunların hepsini de yaşamanızı isterim. Yurtta 3, 4, 5, 6 kişilik odalar olabiliyor. Bizim kaldığımız oda 2 kişilikti. Şu anda kaldığım oda 3 kişilik olacak. Yine bu yurttan tanıştığım arkadaşlarımla birlikte kalacağım bu yeni yurdumda. Ve onları da seviyorum, tanıyorum ve güveniyorum. O yüzden onun da ayrı bir tadı olacağına inanıyorum. Hayat çok güzel şeyler getirebiliyor. Örneğin bu arkadaşlarımı tanıyamayabilirdim burada okumasam, o yurtta kalmasam. Yani direkt eve çıkmış olsak belki de böyle bir çevre edinemezdim. Onları da tanıdığım için çok mutluyum. Buradan izlediklerini biliyorum. Onlara da söylemiş olayım. Genel olarak yurtların çok içine değinmek istemiyorum. İçeriğine değinmek istemiyorum bu videoda. Çünkü yurtlarla alakalı farklı bir video çekmeyi planlıyorum. Yurt için getirmeniz gereken ihtiyaç listesi nasıl işler, nasıl olur, zorluğu, kolaylığı, rahatlığı ya da sıkıntısı nedir gibi şeylerle alakalı başka bir videoda bahsedeceğim. Ayrıca yine üniversite konularıyla alakalı genel olarak sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlar kısmına bırakırsanız onlarla alakalı da videolar çekmeye çalışırım veya cevaplarım kesinlikle video çekemesem bile. O yüzden o yorumlarınızı da aşağı tarafa bekliyorum. Özellikle üniversitenin ilk senesi için arkadaş çevresi konusundan bahsetmem gerekirse hemen herkese güvenmeyin vesaire gibi şeyler çok duydum. Ben de birkaç video izlemiştim üniversiteye geçmeden önce. Kimseye güvenmeyin, hemen arkadaş olmayın, sırlarınızı paylaşmayın gibi şeyler duydum. Ben yine de hemen herkese güvendim, klasik. Herkese güvendim, her sırrımı anlattım, her ortamda bulundum. Ama bulunmamam gereken, konuşmamam gereken şeyler olduğunu fark ettim. Kesinlikle, yani belki buna defalarca denk geldiniz ve artık sıkıldınız olabilir. İnanırım çünkü ben de aynısını yaşamıştım. Ama kimseye lütfen ilk zamanlar güvenmeyin. Çünkü insanları tanıdığınızı zannediyorsunuz ama asla gerçek yüzlerini göstermiyorlar. En ufak bir tartışmada gösterebiliyorlar. Çok belirsiz bir anda gösterebiliyorlar. Hiç belli olmuyor ve siz sonradan bu kadar şey yaşadığınızda, bu kadar
şeyinizi, özelinizi anlattığınızda pişman olabiliyorsunuz. Ama çok güzel arkadaşlıklar da ediniyorsunuz kesinlikle. Özellikle ben üniversitedeki arkadaşlıkların da çok iyi olabileceğine, çok daha farklı olabileceğine inandım bu arkadaşlıklarım sayesinde. Özellikle yurt arkadaşlıklarım çok daha farklıydı tabii ki. Ama oradan İzmir çevresinden, okul çevresinden edindiğim arkadaşlarım da oldu. Hala görüştüğüm var, görüşmediğim var en başta da söylediğim gibi. Görüşmediklerimle de kanlı bıçaklı değilim tabii ki ama dediğim gibi insanları tanıdığınızı zannediyorsunuz ama klasik sorunlar olabiliyor. Çok büyük şeyler olmasa da bence yine de siz herkese her şeyinizi anlatmayın. Kendinizi biraz daha korumaya alın. Önce etrafınızı analiz edin. Daha sonrasında güvendiğiniz insanlara istediğiniz şeylerinizi yine yeterince anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Genel olarak İzmir'de herkesin merak ettiği şey gece hayatı, eğlence hayatı, nerelerde gezilir, ne yapılır gibi şeyler. Öncelikle ben gündüzümüzden biraz bahsedeyim. Gezilecek gerçekten İzmir'in İstanbul kadar yeri olmasa da örnek olarak veriyorum. Çok fazla yeri var. Özellikle yaz sezonunda yani okula ilk gittiğiniz zaman ve okulun son döneminde deniz olarak, koy olarak gidebileceğiniz yerler var. Eğer araç varsa tabii daha kolay oluyor ama aracınız yoksa da biraz böyle yol çekerek gidebileceğiniz, toplu taşımayla gidebileceğiniz güzel koylar, denizler vesaire bu tarz yerler var. Ayrıca günübirlik gezebileceğiniz İzmir'de Alsancak çok klasiktir. Bir arkadaşım şey demiş, Alsancak'ı öv. Bunu zaten söylememize gerek yok. En ünlü yeri Alsancak'tır, Kordon'dur, Çimleri'dir, Konak'tır. Zaten okula ilk başladığımda ben de bunu yaşadım. Direkt gittik bir Alsancak Çimlere, bir Kordon Çimlere uzandık. O Kordon Çim'e oturduğunuzda gerçek bir İzmir'de üniversite öğrencisiyimi alıyorsunuz zaten. Hani onu hissediyorsunuz sonuna kadar ve gerçekten güzel bir his. Anlatılanlara göre yani İzmir, gerçek İzmir halkının, yerli İzmir halkının anlattığına göre daha da iyiymiş ama öğrencilerin gelmesi, işte başka insanların gelmesiyle biraz daha ortamın bir tık daha bozulmuş diyor. Ama gerçekten oturduğunuzda iki sohbet edebileceğiniz, güzel sahil havası alabileceğiniz çok güzel bir yer Kordon. Konserlerin de olduğu gün Doğdu Meydanı vesaire gibi yerler de var. Gayet geniş, büyük bir alana sahip. Ayrıca gezebileceğiniz bir arka tarafı hemen kafeler, barlar sokağı da var. Ayrıca kafeleri de var. Alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Takı, bijuteri gibi yerler de var. Yani her tarz şeyi içinde barındıran bir yer Alsancak. Kemeraltı çarşıları, tarihi asansörleri. Yani gezilebilecek çok yerleri var ve şu an ben kısıtlı bir alandan bahsettim. Karşıyakası var, Bostanlısı var, Bornova'sı var, birçok yeri var. Zaten eğer 9 Eylül'deyseniz Buca çevresinde olacaksınız. Ben Buca'ya daha hakimim tabii ki orada okuduğum için 9 Eylül'de. Oraya hemen şu İzmir'in genelini anlattıktan sonra değineceğim. Okul ve partiler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Partiler oluyor ama evet partiler oluyor. Genelde kulüplerin yapmış olduğu partiler oluyor. Sınıfların yapmış olduğu partiler oluyor. Ben bu sene Genç Girişimciler Topluluğundaydım. Oradan partiler oldu ve onlara katıldım bir iki kere. Güzel partiler oluyor. Kötü değil, ben gayet eğlendiğimi biliyorum. Neon parti vardı, onun için neon giyinip gitmiştim falan, çok iyiydi. Ve ben her şeyi yaşamak isteyen, deneyimlemek isteyen bir insanım. Her şeyi de sonuna kadar deneyimlemek istedim. Hatta bazıları partilere gitme çok saçma, gereksiz, ortamı kötü gibi şeyler söyledi. Ama ben gittim, eğlendim ve çok düzgün bir şekilde evime döndüm. Yurduma döndüm yani daha doğrusu. Çok da güzel anılar biriktirdim. Zaten konuşurken sürekli buralardan bir şeyler geçiyor olacak diye tahmin ediyorum. Anılarımdan ufak ufak koyacağım buralara da. Parti olarak da evet partiler var. Gidip birkaç kez deneyimleyebilirsiniz. En azından bunu da yaşamadım dememeniz adına bence gerekli bir şey. Ama seversiniz, devam edersiniz gitmeye. Sevmezseniz gitmezsiniz ama en azından deneyimlemenizi tavsiye ederim. Bu arada gece hayatından bahsetmediğimi fark ettim. Gece hayatı olarak İzmir'in gece hayatı gerçekten çok renkli. Her yerinde farklı farklı kulüpleri, barları, pubları var. Ulaşım hakkında da hemen buraya gelmişken biraz değineyim. Yine İstanbul'dan örnek vereceğim burada yaşadığım için. Burada toplu taşıma çok kısıtlı bir saate kadar var. Örneğin metro 12'ye kadar var en geç ama orada 2'ye 3'e kadar izbanınızı bulabiliyorsunuz. Otobüsler yine 12-1'e kadar en kötüsü var. Ve
bunun için gidişte çoğu yere sorun çekmiyorsunuz, yaşamıyorsunuz. Hatta bu saatlerde dönerseniz de sorun yaşamıyorsunuz ki zaten yurtlarda belli giriş çıkış saatleri olabiliyor. Aileniz izin vermediği sürece bunlara uyuyorsunuz. İzin verirlerse tabii saatinizi yurdun da izin verdiği takdirde genişletebiliyorsunuz. Örneğin bir kulübe gittiniz. Giderken bence yine sorun yok. O kıyafetlerle bile çok bence garip karşılanmıyor. Ben gerçekten İzmir'de bunu anladım. Herkesin herkese genel olarak söyleyeyim. Bir saygısı var. Onu çok net fark ediyorum. Burada otobüse binebileceğim elbiselerle binmediğim zamanlar oldu. Kimse de bunu garip karşılamadı. Örneğin zaten bir konser oluyorsa bütün halk oraya gittiği için genel olarak herkes böyle şıkır şıkır giyinmiş oluyor ve herkes aynı otobüse biniyor böyle. Hatta çok eğlenceli zamanlarımız oluyor. Güzel bir çevresi, güzel eğlenceli bir hayatı var genel olarak. Kulüpleri vesaire fiyat olarak sormanıza bence gerek yok. Kulüp yani her yerde aynıdır diye düşünüyorum. Çok uygun olmaz. Zaten bu eğlence günlerinin dışında klasik ya her gün yurt odanızda ya da evinizde en kötü bir sürü okey oynayabileceğiniz kafede, kıraathanede kahve var. Nasıl bir cümle kurduğumu bilmiyorum ama kıraathaneler, kahveler, bir sürü yer var okey oynayabileceğiniz ve full okey oynuyorsunuz. Okey bilmiyorsanız öğreniyorsunuz. Defalarca okey öğrettiğim arkadaşım var. Hiç sıkılmadan, usanmadan kendime okey arkadaşı arıyorum ve hepsine tek tek öğretiyorum. Mükemmel yani mükemmel. Okey, 7/24 okey oynayabilirim ve çok özledim şu anda okey oynamayı ve İzmir hayatını gerçekten aşırı özledim. Çok gitmek istiyorum yani bir an önce annem izlemesin. Kesinlikle üniversite hayatında bence gezin, her şeyi deneyimleyin. Bir daha bu zamanların gelmeyeceğini bilin ve hayatınıza soktuğunuz arkadaş, ilişki, sevgili her tarz insanı çok seçerek alın. Çünkü bu zamanlarda hayatınıza giren insanlar çok önemli. Hayatınızı şekillendiriyor. Ve bu zamanlara tekrar dönmeyeceğiniz için, tekrar aynı zamanları, aynı yaşları, aynı ortamı bulamayacağınız için insanların hayatınıza karışmasını biraz da olsa azaltmaya çalışın. Yani hiç çıkartın diyemiyorum. Çünkü çıkartamayacağınız insanlar olabiliyor. Değer verdiğiniz ve aranızın bozulmaması için iki tarafın da fedakarlıklar yaptığı zaman olabiliyor. Her şeyi yaşamaya çalışın bence, benim fikrimce. Her şeyi deneyimleyin. Her şeyin bir sınırı olduğunu bir önceki videolarımda da söylemiştim. Lise tavsiyeleri videomda da söylemiştim. Her şeyin bir sınırı var. Sınırlarınızı koruyarak, kendinizi bilerek ve kendi sınırlarınızı hiç kimsenin ve en başta sizin aşmayacağınız bir şekilde çok güzel anılar biriktirebilirsiniz. Kendim yaşadım biliyorum. Umarım siz de çok güzel anılar yaşarsınız. İzmir'de üniversite kazandıysanız da şimdiden hayırlı olsun. Çok güzel geçeceğine eminim. Bu biraz da sizin elinizde tabii ki. Umarım çok güzel geçer, çok güzel anılar biriktirirsiniz ve çok mutlu olursunuz. Bu arada şöyle ufak bir not düşmüşüm buraya. Hayat sizi partiye gittiğiniz yerde çalıştırabiliyor gibi. Ben daha sonrasında okulun sonlarına doğru orada çalışmaya başladım. Yani hayat size her şeyi yaşatabiliyor. Bunun da çok güzel bir deneyim olduğuna inanıyorum. Genel olarak İzmir'in hayatı, okul hayatı bu şekilde. Okulları da bu arada özel olsun, normal olsun iyi. Ama ben şu an İzmir hayatından, İzmir'de üniversite okuma hayatından bahsettiğim için okullara çok değinemedim. Zaten her okul için çok farklı, çok ayrı ve detay bilgilerim yok. O yüzden şimdi hemen 9 Eylül Üniversitesi'nde okumakla alakalı kısmımıza geçebiliriz. 9 Eylül Üniversitesi'nde okumak. Bence gerçekten tatlı ekşi olur ya, tatlı ekşi bir durum. Burada bir arkadaşım bana dedim ki ben bu videoyu çekmeden önce ne söylememi istersiniz? Yani kesinlikle şunu da söylediğim bir şey var mı ya da ne söylemeliyim gibi tavsiyeler istedim arkadaşlarımdan. Beri buradan öpüyorum. Bana dedi ki İzmir'de okumak şahane, Deyü'de okumak fel fena dedi. Ben bunun nedenini anladım. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'nin eğitiminden bahsedecek olursam kaliteli bir eğitim verdiklerinden vizeleri, sınavlarınızı yani her türlü şeyinizi zorluyorlar. Puanda biraz zorluk çekebiliyorsunuz. Eğitim olarak, öğretmen olarak da
Ben tabii bütün bölümlerin, bütün derslerin öğretmenlerini bilemem. Arkadaşlarımın söyledikleri kadarı, kendim bildiğim kadarını söyleyebilirim. Gerçekten güzel özgeçmişi, CV'si olan öğretmenlerin olduğu bir okul. Gerçekten başarı seviyesinin yüksek olduğu bir okul. Tabii bazı öğretmenlere gıcık kapabiliyoruz. Bazı öğretmenlerimizle anlaşamayabiliyoruz. Ama bu her okulda olan bir şey diye düşünüyorum. Tabii 9 Eylül'de de bunlar var. Anlaşamadığımız hocalar var. İşte dersinin anlatım tarzını kendimize uygun bulmadığımız hocalar var. Ama genel olarak eğitim kadrosundan böyle hiç memnun olmayan bir genel kitle yok. Zaten büyük ihtimal 9 Eylül'de okuyorsanız Burca'da oturuyorsunuzdur. %90 ihtimal Tınaztepe, Adıtepe veya Şirinyer olarak öğretmen evlerinin olduğu kısım. Bu üç kampüs ana kampüsleri. Şirinyer tarafında olan Eğitim Fakültesi ve İMYO içinde. İzmir Meslek Yüksekokulu Eğitim Fakültesi'nin içinde. Ben de burada yer alıyorum, burada okuyorum. Adıtepe'de İBF var. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Çoğu arkadaşım burada okuyor. Ve Tınaztepe Fakültesi var. Mühendislikler, hukuk gibi bölümlerin, yabancı dillerin olduğu kısımlarda. Tınaztepe Fakültesi'nde. Tınaztepe daha büyük ana kampüs gibi bir şey sanırım. Bilmiyorum ama. Yani tam olarak ne olarak adlandırıldığını bilmiyorum ama en büyük kampüsün Tınaztepe olduğunu biliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. Tınaztepe kampüsünde şenlikler olur. Orada etkinlikler yapılır bir şey yapılacaksa. Çok büyük yokuşu vesaire de olan bir yer. O yüzden genel olarak ringle ulaşım sağlarsanız daha da kolaylık olur sizin için. İBF de çok merkezi bir yerde ve full kafe. Yani aklınızın alabileceğine yeni kafe var, bir sürü kahve mekanı var, bir sürü restoran tarzı yerde var. Ama restoran tarzı yerler ya da böyle Urfa sofraları, Konya sofraları gibi yerler daha böyle Buca Eğitim Fakültesi'nin o tarafta. Hasan Ağa Bahçesi de tam İBF'nin karşı tarafında yer alıyor. Hasan Ağa Bahçesi'ni kesinlikle bilmiyorsanız, dediğim gibi yeni gelecekseniz öğreneceksiniz. Kocaman bir bahçe içinde tenis kortlarının, basketbol, voleybol sahalarının olduğu. Kaykay paten için alanları da var. Ufaktan bir dönmek istiyorum. Çok fazla daha beklemek istemedim. Işık da yavaştan gidiyor. Ne kadar ışığım olsa da çok fazla iyi olmayabiliyor ışık. O yüzden tekrar hemen döndüm. Ben eğitim fakültesinde okuyorum. Eğitim fakültesinde resim, müzik, sosyal bilimler ve fen bilimleri var. Ayrıca İMYO var içinde, dediğim gibi. 4 tane de ayrı İMYO'nun içinde binası var. B blokta öğrenci işleri. Bu arada gidecek, görecek olan varsa da şimdiden söylemiş olayım. B blokta öğrenci işleri var. Eğitimin içi de çok güzel. Bence hatta en güzeli diyebilirim. Eğitimin içi, eğitim fakültesinin içi. Zaten eğitim fakültesinin ulaşım olarak da yeri de çok güzel. Ayrıca ben yürüyerek gidip geliyordum Adatepe'den Şirinyer'e, havalar iyi olduğu dönemde. Ve o ara sokaklardan geçerken huzur buluyordum kesinlikle. Sabah saatleri kesinlikle kalabalık olmuyor. Kulaklarımı takıyordum ve o sokaklardan geçmeye bayılıyordum. Ufak tefek buralara resimler koyacağım bulursam galerimde. Çok güzel sokakları var eğitimin yolunda. Ayrıca eğitimin çevresinde de sayısız kafeler var. Öğretmenler evi olarak da geçiyor. Öğretmenler olarak da geçiyor. Öğretmen evlerinin olduğu kısımda bir sürü kafe var. Bir üst sokakta, Şirinyer'in ana sokağında, Forbes tarafında da bir sürü pub var. Eğlenebileceğiniz, canlı müzik dinleyebileceğiniz bir sürü yer var. Biosu, bira, beri, cazgırı. Unuttum bayağıdır olmadığım için çoğunu. Şu an aklıma gelenler bunlar ama bir sürü yine yeri var. Rock dinleyebileceğiniz, pop dinleyebileceğiniz. Bu arada Buca Adatepe tarafındaysanız, İBF'nin tarafındaysanız bir gorillemeniz de var. Önceden biz ilk gittiğimiz zaman çok daha iyi olduğuna inandığım, genelde rap, yabancı ve pop üzerine giden bir mekan. Şarkı olarak DJ'lerle birlikte çalışan. İlk zamanlar sürekli gidiyorduk, çok da eğleniyorduk genel olarak rap dinleyen birisi olduğum için. Ama sonradan ortamından dolayı birazcık soğuduk. Yine müzik vesaire zevki olarak hala iyi. Hala çoğu aynı DJ. Çoğu dediğim 2-3 tane var sanırım. Aynı DJ'ler, güzel DJ'ler ama dediğim gibi biraz çevre faktörü, giren çıkan insan faktörü bizi etkiledi. Çok gitmiyoruz ama ben hala rap dinlemek istediğimde kimseyi takmadan, çevresini vesaire takmadan arkadaşlarımı gorillememiz yok mu deyip gorille götürdüğüm oluyor. Nasıl buradan buraya atlıyorum bilmiyorum ama her şeyi de böyle unutmadan söylemek istiyorum.
Okulun 9 Eylül Üniversitesi'nin genel olarak yaptığı bahar şenliklerinden bahsedecek olursam da ben ilk kez yaşadım. Hatta 9 Eylül Üniversitesi'nin DUWEB YouTube kanalına da çıkmıştım böyle arkadaşımla. Çok minik bir röportajımız var. O da hemen gelsin. İlk şenliğimiz. Unutulmayacak bir şenlik olacak. Bizim bahar şenliği 2 gün oldu. İlk gün Hande Yener vardı, ikinci gün Melek Mosso vardı ve ikisinde de feci şekilde eğlendim. İki kadına da bayılıyorum. Kesinlikle harika sesler, harika eğlendiren sesler. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Tekrar bu sene de yaşamak istiyorum. Hatta ben mümkünse her sene yaşamak istiyorum ama galiba öyle bir şansım yok. Bir de kulüpler yazmışım. Okulun belli başlı kulüpleri oluyor. Tabii birçok kulübü var. Mesela ben Genç Girişimciler Topluluğundaydım. İlk başta da söylemiştim. Oradan da hemen fotoğraflarınız gelsin. Bir iki seminerine katıldım. Bir iki konuşmalarına katıldım. Bir iki partilerine katıldım. Birazcık ekmeğini yedim. Tekrar katılmak mı gerekiyor yoksa biz hala kayıtlı mıyız onu falan çok emin değilim. Bilmiyorum ama tekrar katılmam gerekiyorsa tekrar katılacağım. Çünkü güzel, memnun olduğum bir kulüp. Hem bu tarz kulüplerden de arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz, etkinliklerine katılabiliyorsunuz. Ayrıca bilgi sahibi olabileceğiniz seminerler de yapabiliyorlar. Sizin ilgi alanınıza göre belli başlı kulüpler var. Hangisini istiyorsanız ya da hangilerini istiyorsanız onlara katılabilirsiniz. İşte dediğim gibi arkadaş çevresi edinebiliyorsunuz. İş imkanları sağlanabiliyor staj için. Haberler verilebiliyor. Oradan iletişime geçildiği zamanlar olabiliyor. O yüzden kulüplerin de hayatımıza katkısı yine olduğunu düşünüyorum. Hem de etkinlik açısından her şeyi deneyimleyin dediğim için bunu da deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. İstediğiniz ilgi alanınıza göre olan kulübü tercih ederseniz güzel bir etkinlik olur sizin için de bence. Ayrıca okulla birlikte çalışmak isteyenler için de iş imkanları kesinlikle oluyor öğrencilere. Öğrencilerin çok çalıştığı kafeler var, günlük ücret alabileceğiniz yerler var, normal yerler var, publar var, her türlü kafe var. Yani aslında çalışabileceğiniz çok imkan var. Zaten bu tarz yerlerde genelde öğrenciler çalışıyor, öğrenciler çalıştırılıyor. Ben de çalıştım dediğim gibi. Partiye gittiğim bir kafede, mutfakta çalışmaya başlamıştım sonrasında. Dediğim gibi hem deneyimlemek isterseniz de deneyimleyebilirsiniz veya gerçekten işe ihtiyacınız varsa da iş olarak yapabileceğiniz, uzun süreli de yapabileceğiniz çok iş imkanı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak İzmir'de okumak, 9 Eylül'de okumakla alakalı bildiklerimi, düşüncelerimi sizlerle objektif bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Gerçekten kötüsüyle de iyisiyle de anlatmaya çalıştım. Tabii ben İzmir'i çok seven biri olduğum için ve o hayatımı çok farklı sevdiğim için ne kadar objektif olabildim bilemiyorum. Birazcık böyle abartarak mı anlattım bilmiyorum ama çok normal anlattığımı düşünüyorum. Yani gerçekten objektif olarak anlattığımı düşünüyorum. Hayatı çok güzel, eğlenceli, yaşamanız gereken deneyimleri sağlayan bir üniversite. Güzel bir şehir, güzel bir ortam, insanlarının diğer şehirlere göre daha saygılı olduğu, daha anlayışlı olduğu bir yer. Her şeyi sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir yer. Eğer sınırlarınızı gerçekten koruyabilirseniz, kimseye uymazsanız, bir anne tavsiyesi gibi söyledim ama kimseye uymazsanız gerçek anlamda ve dersleri ciddi anlamda boşlamazsanız çok güzel seneler, çok güzel anılar yaşayabileceğiniz bir üniversite ve ortam. Dersler ciddi anlamda boşlanmamalı. Çok fazla belki ders konuşamamış olabiliriz ama gerçekten ben ilk zamanlar özellikle derslerime çok yoğunlaşamadım. Full gezmekten ve full eğlenmekten. O yüzden alttan derslerim var. Hani bu tarz şeyleri yaşamamak adına, bu tarz sorunları yaşamamak adına gerçekten ikisini de dozunda yaparsanız çok güzel bir hayat sizi bekliyor diyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım az da olsa bilgilerim, paylaştıklarım işinize yaramıştır. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında da belirtirseniz sevinirim. Ayrıca başka sormak istediğiniz sorular varsa da tek tek yanıtlamaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Bundan sonraki videomda yüksek ihtimalle yurtla alakalı bir video olacak. Onun için de artı sormak istediğiniz şeyler varsa yine şimdiden sorabilirsiniz ki o videomda size daha net bir şekilde cevaplayabileyim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.